Evet, o gururda yaşamak isterdim. Kurtulmak isterdim, o mücadele vermek isterdim. Dedem orada şehit olmuş. Ama geleceğe bakmamız lazım. Geri dönmek iyi değil, ileriye bakmak daha iyidir. Merhaba. Hayat bana bir zamana dönme şansı verseydi, Atatürk'ün Çarşamba'yı ziyaret ettiği o güne, o ana dönmek isterdim. Peki siz bir ana şahitlik edebilecek olsaydınız, hangi ana, hangi zamana şahitlik etmek isterdiniz? Hadi gelin Köprü, bu hafta bu soruya cevap bulalım. Zamana şahitlik etmek isterdiniz. Çanakkale Zaferi. Neden Çanakkale? Türkiye'yi kurtardı. Ben geleceğe bakıyorum. Geçmişi fazla kurcalamaya gerek. Keşke o anda olsaydım dediniz. Tabii ki var. Ama geleceğe bakmamız lazım. Geçmişimiz aralarla dolu. Geri dönmek iyi değil. İleriye bakmak daha iyidir. Bir ana şahitlik etme şansınız olsaydı hangisine şahitlik etmek isterdiniz? Evet, Çanakkale Zaferi'nin kazanışında oldum. Çünkü Çanakkale Zaferi'ni seviyorum. Çanakkale Zaferi'nde bayağı mücadele olmuş. Evet, o gururda yaşamak isterdim. Her şey olabilir. Hangi olaya şahit olmak 1453 isterdim. İstanbul'un fethi. Evet. Neden İstanbul'un fethi? Tarih açısından çok büyük önem var bizim için. Fatih Sultan Mehmet'i görmek 15 isterdim. 15 Temmuz yılı. Değil ama o an dönemin içinde yani mesela İstanbul ya da Ankara gibi bir yerde olmayı isterdim. Evet, hepsinde olmak isterdim ben. Çanakkale'de olsun olurdu. O anı yaşamak isterdim ben. Titanik'in gemi batması anında olmak isterdim. Titanik batıyor sonuçta. Kurtulanlar da, kurtulmak isterdim. O mücadeleyi vermek isterdim. Sarıkamış'ta donarak şehitlerimizin yanında olmak isterdim. Ve onları kurtarmak isterdim. Çünkü benim de dedem orada şehit olmuş. Filistin'de olmak isterdim. O savaşta olmak isterdim. O anı hiç unutamam çünkü. Müslüman bir ülkede böyle bir şeyler yaşanıyor. Mesela orada olmak isterdim. Orada bir şeyler yapmak isterdim en azından. Başka bir ana ondan sonra insanın başından olaylar gelmiş geçmiş olabilir. Tabii ki o. O anda orada olsaydım. Zafer. Yani savaş. Biz Türkler savaşçı bir yapıya sahip. Tabii ki. Kaç tane savaş kazandı? Evet. Çanakkale Savaşı. Bu da güzel savaş edilmiş. Türkiye toprakları kurtulmuş. Cumhuriyetin ilan. Özgürlük, bağımsızlık. Demokrasi. Çanakkale Zaferi o dönemin insanları mükemmel bir şey göstererek memleketini kurtarmak için canla başla savaş. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu zaman orada kupayı aldıklarında orada olmayı isterdim. Beşiktaşlıyım çünkü ve onların o anki duygularını yanlarında şahit olmak isterdim yani. İlker Karel'in doğduğu anda onun olmak isterdim. Çünkü İlker'i çok seviyorum. Çok yakışıklı ve çok sempatik. Sevdiğin, takdir ettiğin bir oyuncu olduğu için. Evet. Onunla o anda doğduğu anda onunla olmak isterim. Evet, teşekkürler. Rica ederim. İstanbul'un fethine ya da Bedir Savaşı. Tarihin akışını değiştiren anlar olduğuna inanıyorum, savaşlar olduğuna inanıyorum. Onun için de o anda bulunmak isterdim. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı. Yani Atatürk'ü görmek isterdik, askerlerini falan. Neler yapalım, onunla birlikte zaman geçirmek isterdik. Kurtuluş Savaşı'nda oradaki insanları daha iyi anlayabilmek için. Anladığımızda buradaki insanları daha iyi anlatabilmek için. Birinci Dünya Savaşı. İlk savaş ya, ilk büyük savaş olduğu için orada olmak isterdim. Ve Barış Marşı'nın konserine gitmek isterdim. Cumhuriyet'in ilanı en güzel yani onu görmek, onu yaşamak. 1988-89'lu yıllarda hatırlıyorum, çocuktum o zaman, zaten 10 yaşlarında bir şeydim. Tanju Çolak'ın devrinde Samsunspor şampiyonluğu oynuyordu ve şampiyonluğu olduğunu isterdim. Ondan da göremedik yani. Kim istemez onu? İsterler mi? Fatih İstanbul'un mesela fethinin kurtuluşunu herkes kim istemez? İşte o insanlar olmasa bir sunumda bu yaşamı da size. Siz bir rapor çekme şansınız olur muydu? Bak bu tarihi köprü bak mesela kaç yıl yapılmış gitmiş. O büyük ecdatlarımızı biz hep arıyoruz da bulamıyoruz. Galatasaray 2002'de UEFA şampiyonu olduğunda anda o statta olmak isterdim. O statta olmuş gibi olduk zaten. Çünkü iyi bir Galatasaraylıyım. Hiç unutmuyorum. Babam, ben, abim o maçı izliyorduk. Çok gururlandık tabii. Rica ederim.